sene 1936 Necmetinov beyazlarla oynuyor. 24 yaşında fişek gibi bir Necmetinov izleyeceğiz. E4 E6 D4 D5 sağlamlığıyla ünlü Fransız savunması. Siyahlar bir duvar oluşturur ve arkasında direnir de direnir. Ebe sürüş devam yolu Nimzoviç'in önerdiği devam yolu merkezi kitlede Buna da klasik C5 var. Siyahlar hemen merkeze yükleniyor. Eğer beyazlar C3 yaparsa at C6, at F3'e, vezir B6'dan sonra siyahların sürekli merkeze bastırdığı bir konum oluşacak ve beyazlar uzunca bir süre savunmada kalmalı. Necmettinova uygun değil elbette. O diyor ki ben alayım şöyle konum açılsın, fil C5'e de fil D3 çıkayım, taşlar aksın, önleri açık olsun. Gerçekten de haklı. Burada vezir G4 hamlesi ilginç bir hamle olurdu G7 piyonun korunmamışlığından yararlanmak için. Ama siyahlar piyon feda edince 2 piyon birden verdi. Dikkat edin piyon fedasından sonra bir anda siyah taşlar o kadar etkili olurdu ki hiç mi hiç Necmeddinov'un tarzına uygun değil. Siyah taşlar akıyor. Eminim ki böyle bir durumda Necmeddinov siyahları oynamak, siyahlarla oynamak isterdi. O yüzden ona girmiyor. Fil D3 filini çıkıyor. Rakip at C6 yapınca tamam E5 piyonunu istedi. Sorun değil. Vezir E2. Vezir C7 yapınca ikinci kuvvetle istedi. Sorun değil. Taşıma çıkacaktım zaten diyor Necmettin o. Ama siyahlar işi abartıyor. Diyor ki ben seni cezalandıracağım. At D4 yapıyor. Aynı taşta iki kez oynamak için iyi bir sebep var mı? Kendince var. At alır D4'e. Fil D4 yapıyor. Böylece piyonu bir kez daha tehdit ediyor. E da F4 yapıyor. Dikkat edin taşı çıkmak isteriz fil F4 ama B2 piyonu boşta dolayısıyla kale gider. F4 hamlesini yapınca şimdi at E7 yapmış. Bir sıkıntım var burada rok atamıyor Necmettinov. At e diye at A3 çıkıyor. Atı tahtanın kenarından çıktı ama neden çıktı bir sor. At B5 gelecek. Hem oradan fili isteyecek hem vezir isteyecek hem de attı alttan şah çekme fikirleri var ki siyahlar a6 yaparak bunu engellemiş. Bu fil rahatsız ediyor Necmettinov'u. Bir C3 sürmüş. Burada aslında file 3 yapmak ister yine ama fil alır. B2 var. Ver Ahmet'i, ver Mehmet'i olacak. Dolayısıyla bir C3 sürüyor. Diyor ki sen filini bir yere kaçarsan ben de filimi E3'e çıkacağım. Rahat rahat oynayacağım. Veya belki önce at C2 yapar, at D4 tıkar. Sonra rokunu atar. Böyle fikirler var. Ama o da ne? Acaba Necmettinov'un gözünden kaçan bir hamle mi var? Burada dikkatlice bakın siyahlarla. Sert bir hamle görüyor musunuz? Şah çekişlere bakın özellikle. Fil alır C3. Şah çekiş var. B C3'e de vezir alır C3. Genç Necmetinov'un gözünden böyle bir feda kaçmış olabilir mi? Sürekli kendi fedalarına mı bakıyor da acaba rakibin fedalarını küçümsedi? Ve rakip de belki de bu düşüncelerle fil alır C3 yapıyor. Necmetinov'u devireceğim diyor Konstantinov. Fil C3'e Necmettin o BC3 alıyor. Vezir C3'ten sonra siyahlar yıkıldın diyor Necmettin o. Çünkü şah kale çatalı atıldı değil mi? Necmettin o vezir D2 kapatıyor. Rakip de mutluluk içerisinde kaleyi alıyor. Açılışta e, iyi oyunun karşılığını aldığını düşünüyor. Yaptığı kombinasyonun karşılığını aldığını düşünüyor. Bir sonraki tur artık kimle oynayacağım diye düşünüyor. Tebrikleri kabul ediyor kafasında derken fil bebir geliyor. Siyahlar tahtaya bakıyor, bakıyor, bakıyor. Tehdit fil ile veziri düşürmek. Çare arıyor, arıyor. Bir şey saptırsam yok. Bütün taşlar yerinde. Bir tek at ede yardımcı olabilecek taşı yok. Ne yapıyor burada? 14. hamlede Hayallerden uyanıyor Konstantinov ve elini uzatarak terk ediyor Filbeyki ile vezir düşeceği için. Evet onun güzel bir oyununa baktık. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğenizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.